Efendim herkese yeniden merhaba. Pasifik'teki olay, Pasifik ve çevresinde yaşanılan sert gelişmeler bir noktayı ortaya çıkardı. Avrupa acaba Amerika Birleşik Devletleri ile tam ve uyumlu bir biçimde küresel hesaplaşmanın bütün cephelerinde bulunmaya hazır mı? Biliyorsunuz Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron 3 günlük bir ziyaret yaptı Çin Halk Cumhuriyeti'ne. Çin lideri Xi ile yaklaşık 6 saat baş başa görüşmeleri var. Ve bu görüşmeler sonrasında yaptığı açıklama Avrupa coğrafyasında kelimenin tam anlamıyla bir şok yarattı. Öyle bir şok yarattı ki Macron'un biz Avrupa olarak Çin-Amerika hattında doğacak çatışmadan uzak durmalıyız. Süper güçlerin çatışmasından en çok zarar görecek olan bizleriz. Biz Amerika Birleşik Devletleri ile müttefikiz ama onun kölesi değiliz açıklamaları. Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock bir anda uçağına atladığı gibi soluğu Pekin'de aldı. Alman Dışişleri Bakanı Macron'dan sonra niçin oraya gitti? İşte bu açık ve net. Yani esasında Fransa Cumhurbaşkanı'nın yapmış olduğu o çıkış, o yüksek çıkış, Avrupa'da bütün varlığını Amerika Birleşik Devletleri'nin güvenlik şemsiyesine bağlamış olan Avrupalı devletlerde Fransa'ya karşı bir tavır, Çin'e de gerçeğin ne olduğunu anlatma telaşı doğurdu. Yani Polonya Dışişleri Bakanı'nın yaptığı açıklama yenilir yutulur gibi bir şey değil. Sen diyor kim oluyorsun diyor, biz burada Ukrayna sınırında Rusya'nın saldırgan politikalarıyla mücadele ederken ve burada milyonlarca insana, mültecilere ev sahipliği yaparken Avrupa'nın 2. Dünya Savaşı'ndan sonra görmüş olduğu en büyük otokratik, diktatoryal saldırıyla karşılaşmışken Avrupa-Amerika ilişkisini müttefiklikten kölelik uygulamasına nasıl cesaret ederek böyle savurabiliyorsun diye Polonya resmen adeta Macron'a savaş açtı. Bakın ama aynı şekilde ben ne demiştim? Macron esasında bu lafları Amerika Birleşik Devletleri'ne söylemedi. Bu lafların tamamını esasında Amerika Birleşik Devletleri ile beraber Amerika'nın rüzgarının yelkenlerini doldurmasıyla beraber kendini orta ölçekli bir süper güç yapma yolunda ilerleyen İngiltere'ye söyledi demiştim. Nitekim İngiltere belki Rishi Sunak tarafından söylenmedi ama çok da önemli bir politikacısı ve kabine üyesi. İngiltere Hazine Bakanı Jeremy Hunt deve dişi gibi bir politikacısıdır İngiltere'nin gerçekten. Yani Rishi Sunak olmasa o olurdu ve öyle bir politikacı başbakanlığa yakın. Diyor ki Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa İttifakı esastır. Birlikte durmalıyız ve Birleşik Krallık olarak asla Amerika ile yollarımızı ayırmayacağız. Ukrayna bugün egemen ve toprak bütünlüğünü koruma savaşı veriyorsa bu bizim değil, Avrupa'nın değil, Amerika Birleşik Devletleri'nin sayesindedir. Avrupa ve Amerika birlikte olmak ve demokrasi ve özgürlükleri birlikte korumak zorundadır diyor. Yani İngiltere diyor ki ben mesajı aldım senin o laflarını, yediririm ben sana bu lafları diyor. Nitekim bu laflardan sonra zaten ortalık karışıktı Fransa'da ama inanılmaz karıştı. Fransa'nın yani sokakları yanıyor. Sokakları yanıyor ve anladığım kadarıyla Fransa'ya bir de neokonların, şunların bunların kontrolünde. Yani Avrupa basını dediğiniz şey Rupert Murdoch'ların falan elinde olan bir yer. Macron'u resmen
İpe diziyorlar yani. İpe diziyorlar. Şimdi buradan Pekin'e geçecek olursak, Alman Dışişleri Bakanı Baerbock dedi ki Çinlilere, siz Macron'a bakmayın. Ya ben özetini söylüyorum. Siz bu Macron'a bakmayın. Macron burada bir takım laflar etmiş ama biz Avrupalılar küresel stratejimizde Amerika Birleşik Devletleri ile bir aradayız. Amerika Birleşik Devletleri ile tam uyum içinde ortak tehditlere karşı mücadelemiz esastır. Tayvan konusunda Avrupa'nın Amerika Birleşik Devletleri'nden farklı bir duruşu yoktur dedi Çin Dışişleri Bakanı'nın suratına karşı Pekin'deki ortak basın toplantısında. Devam etti. Size tavsiyem Tayvan çevresindeki askeri gerilimi azaltmanızdır. Bu bölgede yaşanabilecek bir savaşın tahmin edilemez ölçüde ağır sonuçları olacaktır. Dünya ticaretinin %50'sinin geçtiği Tayvan boğazındaki bir savaş insanlık için bir korku senaryosudur. Böyle bir savaşın şok dalgaları geleneksel ticari ortaklar olan Çin ve Almanya'yı vurur. Bu nedenle derin endişe yaşıyoruz. Çatışmalar en çok görüşerek barışa ulaşabilir. Tek taraflı şiddet kullanmayı Avrupalılar olarak asla kabul etmiyoruz. Yani diyor ki ben Tayvan'ın statüsünü kabul ediyorum. Ama senin oraya bir saldırı halinde sen bu Macron'a bakma, Avrupa olarak Amerika Birleşik Devletleri'nin yanındayız kardeşim. Diyorum ya ben size, bir iyi polisler var, bir kötü polisler var falan. İyi polis hala Batı şeye karşı, Ukrayna meselesinde ve Tayvan meselesinde anladığım kadarıyla Macron'a düşmüş vaziyette ama Macron da Hollanda ziyareti sonrasında Fransa Tayvan'da statüyü destekliyor ama bunun ötesinde tek Çin politikamız esastır. Amerika-Çin çatışmasında yer almamakta kararlıyız. Müttefik olmak, köle olmak değildir dedi. Tekrar bu kavgaya devam. Yani Tayvan üzerinden, Çin ilişkileri üzerinden Ukrayna'da olağanüstü ve beni de şaşırtan, bir yıldır beni de şaşırtan, bir birlik beraberlik göstermiş olan Avrupa'nın Fransa'nın bir çıkışıyla ciddi bir sendeleme, bir böyle durum değerlendirmesi yapma kaygısına dönüştü. Oysa Rusya Savunma Bakanı Sergey Shoigu Pasifik'teki bütün Rus donanması ve askeri güçlerinin en yüksek düzeyde alarma geçtiğini ve büyük bir tatbikata başladıklarını duyurdu. Yani aynı zamanda Çin başkentini Rusya, benim ordum, donanmam, Pasifik güçlerim seninle beraber, merak etme mesajını bu Avrupalılar bu tarafta tartışırken veriyor. Bu tür bir tatbikatın ana amacı karşılaşacak saldırgan bir tutuma karşı müdahale kabiliyetini arttırmaktır. Tatbikat Japonya ile Rusya arasında çok sert bir ayrılığa neden olan Sahalin adasına bir yabancı gücün askeri müdahalesi senaryosu üzerinden yapılıyor Kuril adalarına. Yani diyor ki Japonya'ya da sen çok fazla öne çıktın. Benim buradaki gücümle baş edebilecek misin? Bir gör bakalım diyor. Ve orada da bir Pasifik şeyini arttırma gayreti var. Aynı zamanda Amerika Birleşik Devletleri ile Filipinlerin Çin'in burnunun dibinde 17 bin askerin katıldığı, bugüne kadar gerçekleştirdikleri en büyük askeri tatbikatı yaptığını da ifade edeyim ki Rusya neden orada alarma geçti onu anlayın diye. Büyük olaylar dönüyor burada. Biz tabii seçime doğal olarak odaklandık ama etraf felaket karışmış bir vaziyette. Üçüncü Dünya Savaşı çıktı çıkacak. O vaziyete gelmiş durumdayız. Nitekim Çin Halk Cumhuriyeti Savunma Bakanı General Li Shengfu'nun 16-19 Nisan tarihleri arasında Moskova'da
muhatabı Sergey Shoigu ve üst düzey Rus askeri yetkililerle bir dizi geniş toplantı yapacağı da bildirildi. Ama bu arada Çin Dışişleri Bakanı Qin, Alman Dışişleri Bakanı ile birlikte yaptığı basın toplantısında Ukrayna Savaşı'nın taraflarına silah satmayacağız, ihracatımızın yanlış ellerde kullanılmasını engelleyecek bütün uygulamaları da yapacağız diyerek Batı'ya, ya sizin raporlarınızda bizim oralara silah sevk edeceğimiz var ama bizim öyle bir niyetimiz yok gibi bir açıklamada bulundu. Ama bu Çin Savunma Bakanı'nın neden Xi'nin son ziyaretinden sonra, Çin liderinin son ziyaretinden sonra Moskova'ya giderek bütün bir Rus ordusu yetkilileriyle bir masaya oturup bir şeyler konuşacağı haberini küçültmüyor. Yani Çin Dışişleri Bakanı ben silah satmayacağım diyebilir ama sonuç itibariyle Batı'nın hem de tam böyle Çin üzerinden ayrılıklara düştüğü bir dönemde Çin Savunma Bakanı'nın Rusya ziyaretinde pek hayra alamet olmadığını şimdiden söylemekte yarar var. Yakından takip edeceğim. Bu en az Çin lideri Xi'nin Vladimir Putin'le buluşması kadar önemli bir ziyaret bence. Bir olay perde arkasında dönüyor. Onu bilelim. Hoşça kalın.